düşmanlık, düşmana askerliktir. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. İsrail güçleri Gazze'de sınır tanımadan saldırılarını artırıyor. Bombardımana tutulan yerlerden her dakika ölüm haberleri geliyor. İsrail Gazze şeridinde 1758 Filistinliyi katletti. Saldırılar gün geçtikçe şiddetleniyor. 7 Ekim'de başladı İsrail zulmü. Günlerdir de sürüyor. İsrail'in Gazze şeridinde düzenlediği hava saldırıları büyük yıkımlara neden oluyor. Enkaza dönen Gazze'de can kaybı sayısı da her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü son rakamları paylaştı. Verilere göre İsrail'in saldırılarında şimdiye kadar 3.785 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 1.524'ünün çocuk, 1.000'inin ise kadın olduğu aktarıldı. İşgalci İsrail'in saldırılarında yaralanan kişi sayısı ise 12.493. Bunlardan 3.000'i çocuk. Gazzeliler, vurulmaları durumunda kolaylıkla tanınmaları için çocuklarının avuçlarına isimlerini yazmaya başladı. İsrail, yaralıların tedavisine bile izin vermiyor. Gazze'deki 4 hastane saldırılar nedeniyle hizmet dışı kaldı. Diğer hastanelerde %150'ye yükselen doluluk oranı nedeniyle ilk yardım hizmetleri 18 sağlık ocağında veriliyor. Ancak neredeyse tamamında ilaç, elektrik ve yakıt yok. Filistin Sağlık Bakanlığı hastanelere tıbbi malzeme desteği verilmemesi durumunda daha fazla can kaybı yaşanacağına dikkat çekiyor. Saldırıların dozunu artıran İsrail, Gazze'de bulunan bir ekmek fırınını da hedef aldı. Hava saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Fırın kullanılamaz hale geldi. İsrail daha önce de Nuseyrat mülteci kampındaki bir ekmek fırınını hedef almıştı. İşgalci İsrail, Gazze şeridine yönelik saldırılarında güdümsüz bombalar kullanıyor. Güdümsüz bombalar, sivil ve askeri hedefleri ayırt edemeyen ve geniş kapsamlı alanları yok etme özelliğine sahip. Türkiye'de İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildi. 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışması çatışma olmaktan çıktı. İsrail savaş suçu işlemeye başladı. Yerleşim yerlerini hedef alan İsrail son olarak bir hastaneyi bombaladı. Hastane saldırısında 500 kişi can verdi. Kanlı saldırı birçok ülkede protesto edildi. Türkiye genelinde camilerde İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için sela okundu. Gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında milli yas ilanına ilişkin karar da yer aldı. Milli yas ilanının ardından yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi. İsrail'in ablukası altındaki Gazze şeridinden tahliyesini isteyen 700 kişi bu talebi Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi. Bunlardan 322'si Türk vatandaşı. Müzik 700 kişi Gazze'den tahliye talep etti. Bunlardan 322'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 214'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yakını olan Filistinliler. İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. Bombardıman altındaki Gazze'de siviller bir bir can veriyor. Bu şartlarda ülkeden ayrılmak üzere tahliye talepleri geliyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, şimdiye kadar yaklaşık 700 kişinin Gazze'den tahliye talebi ilettiğini bildirdi. Ahmet Yıldız'ın verdiği bilgiye göre tahliye talebini iletenlerden 322'sinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,
214'ünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yakını Filistinli ve 55'inin ise kurum personeli olduğu açıklandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da daha önce yaptığı açıklamada, Mısır makamlarıyla ve İsrail makamlarıyla bu konuda yakın işbirliği içerisindeyiz. İçeride yaklaşık 300 civarında çifte uyruklu Türk vatandaşımız bulunmakta. Bunlardan 30'unun tahliyesini başardık. Ama sınır kapısı kapalı olduğu için çalışmalarımız hali hazırda devam etmekte. Bunların listesi gerek İsrail tarafında gerek Mısır tarafında ilgili makamlara verildi. Çalışmalarımız bu noktada da devam ediyor, demişti. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de çatışmalara ara verme çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti. Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara ara verme çağrısında bulunan karar tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunuldu. ABD bu karar tasarısını veto etti. One vote against, seven abstentions. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Brezilya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sunduğu karar tasarısı oylandı. Tasarıya 12 evet, 2 çekimser ve 1 hayır oyu kullanıldı. Rusya ve İngiltere'nin çekimser oy kullandığı tasarı için daimi üyelerden ABD'nin hayır oyu kullandığı dikkatlerden kaçmadı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas, ülkesinin veto kararını, ABD karar tasarısında İsrail'in meşru müdafaa hakkına değinilmemesini hayal kırıklığıyla karşıladı ifadesiyle açıkladı. Thomas, ABD'nin sahada zor işi yaptığını, bu nedenle diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini belirtti. The amendment furthest removed in substance from the original proposal. Karar tasarısında önerdiği değişiklikler kabul edilmeyen Rusya daimi temsilcisi ise sivillere yönelik kınamayı kabul etmeyen delegasyonlar Orta Doğu'da akan kanın durmasını istemiyor dedi. Rus temsilcisi Amerikalı arkadaşlarımızın ikiyüzlülüğüne de bir kez daha şahit olduk. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki tasarıyı veto ederek çözüm istemediklerini gösterdiler diye konuştu. It is my understanding that the council is ready to proceed to the vote on the draft. Karar tasarısında BM ve insani yardım ortaklarının Gazze'ye erişimini sağlamak için çatışmalara ara verme çağrısında bulunuluyordu. Hamas'ın terör saldırılarını kınayan tasarı da aynı zamanda sivillere yönelik her türlü şiddette kınanıyordu. Has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the council. İzmir'de CHP kimi aday gösterecek? Bu soruya yanıtı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu verdi. Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer'i yeniden aday göstereceklerini söyledi. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Yerel seçim heyecanı başladı. Muhalefet Mayıs seçimlerindeki yenilgiyle başlayan tartışmalar gölgesinde seçimlere gidiyor. CHP'de ise kurultay telaşı var. Özgür Özel öncülüğündeki değişimler genel merkeze karşı bayrak açtı. 4-5 Kasım'da kurultay yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultay sonucunu beklemeden adaylarını açıklamaya başladı. Kılıçdaroğlu bu kapsamda İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği yönetimiyle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Burada İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı konusu da gündeme geldi. İddiaya göre Kılıçdaroğlu, Ahmet Akın'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağına dair söylentiler nereden çıkıyor diye bir soru yöneltti. Söz konusu ismin İzmir'le alakası olmadığını belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ahmet Akın bizim Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayımızdır. Geçen seçimde de öyleydi ancak İyi Parti ile ittifak kapsamında İyi Parti'ye bıraktık ama olmadı. Şimdi de Balıkesir adayımız Ahmet Akın'dır dedi. İzmir adayı sorulan Kılıçdaroğlu bu soruya da cevap verdi. Kılıçdaroğlu İzmir'de mevcut başkan Tunç Soyer'le yola devam edeceklerini söyledi. Anayasa Mahkemesi 3 siyasi partinin kapanmasına karar verdi. Yeni Dünya Partisi, Değişim ve Demokrasi Partisi ile Yeniden Birlik Partisi kendiliğinden dağılma hali nedeniyle kapatılıyor. Türkiye'de siyasi parti bolluğu bilinen bir gerçek. Anayasa Mahkemesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusu üzerine 3 siyasi parti hakkında önemli kararlar aldı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Değişim ve Demokrasi Partisi, Yeni Dünya Partisi ve Yeniden Birlik Partisi aleyhine açılan davalar sonucunda AYM kararını verdi. Yeni Dünya Partisi'nin üst üste iki kez büyük kongresini süresinde yapmadığı gerekçesiyle AYM kendiliğinden dağılma halinin oluştuğuna hükmetti. Seçim öncesinde de sadece geçimdi. Anayasa Mahkemesi, Değişim ve Demokrasi Partisi'nin ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı gerekçeleriyle de aynı şekilde kendiliğinden dağılma halinin oluştuğuna karar verdi. Yeniden Birlik Partisi de yine aynı gerekçelerle ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı nedeniyle kapatıldı. Terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlusu da kendisini bekleyen sondan kaçamadı. Terörist Şirin Tokpınar İstanbul'da yakalandı. Terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlusu MİT'ten kaçamadı. Sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar İstanbul'da yakalandı. Türkiye'nin terörle mücadelesi başarılı şekilde sürüyor. MİT ve İstanbul Emniyeti ortak operasyon yürüttü. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK-KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar'ın Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Tokpınar'ı operasyonla İstanbul'da gözaltına aldı. Başta Norveç olmak üzere PKK-KCK'nın Avrupa'da düzenlediği eylem ve etkinliklere aktif katılım sağlayan Tokpınar, terör örgütü adına para toplama ve aktarma faaliyetleri de yürütüyordu. Atatürk Üniversitesi'nde büro yönetimi ve sekreterlik kongresi yapıldı. Kongrede dijital çağda yönetici asistanlığı üzerine konuşuldu. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde 2. Uluslararası 17. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi düzenlendi. Kongre Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür ve Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongrenin açılış konuşmasını Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı Doçent Doktor Özlem Topçuoğlu yaptı. Büro yönetimi ve sekreterlik her sektörde ve her organizasyonda kritik bir rol oynamaktadır. İş dünyası, devlet kurumları, sivil toplum örgütleri ve daha birçok alanda bu meslek grubunun önemi giderek artmaktadır. Bu kongre işte tam da bu nedenle böylesine önemli bir alanın gelişimine katkı sağlamak ve mesleği icra edenleri bir araya getirerek bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Yusuf Akan, dijital çağda yönetici asistanlığı üzerine konuştu. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişimlerin yönetici asistanlığı mesleğini nasıl etkilediğini ve mesleğe yönelik beklentilerin nasıl şekillendiğini tespit ederek alana katkı sunmak, kongremizin temel amacını oluşturmaktadır. Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir de katıldı kongreye. Özdemir de yaptığı konuşmada dijital çağın günümüze yansımasını değerlendirdi. Bilgi çağı olarak adlandırılan dijital çağ, teknolojiyi ön plana çıkarak diğer ülkeleri etkilediği gibi ülkemizi de etkilemektedir. Bu etki eğitim, kültür, yönetim olmak üzere birçok alanda bizlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde hem ulusal hem de uluslararası alanda gerçekleşen dijitalleşmeye uyum sağlamamızı gerekli kılmıştır. Ayrıca dijitalleşme, kamu hizmetinin yürütülmesinde verimliliği ve etkinliği de arttırmaktadır. Değerlendirirken dijital dönüşüm anlamında... Erzurum ve Rize'deki iş insanları Basra Körfezi'nden Türkiye'ye Kalkınma Yolu projesinin kentlerin ekonomisine sağlayacağı katkıya yönelik bir toplantı gerçekleştirdi. Erzurum Ticaret Odası ve Sanayi Odası ile Rize Ticaret ve Sanayi Odası Kardeş Oda protokolü imzaladı. İmza sonrası söz konusu illerdeki iş insanları Basra Körfezi'nden Türkiye'ye Kalkınma Yolu projesini görüştü.
Erzurum ve Rize'deki iş insanları Basra Körfezi'nden Türkiye'ye Kalkınma Yolu projesinin kentlerin ekonomisine sağlayacağı katkıya yönelik toplantı yaptı. Toplantıda konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Kılıç projenin öneminden bahsetti. Avrupa'nın Katar ile Irak gazının ihtiyacının gündeme gelmesi de koridorun yani Kalkınma Yolu projesinin önemini iyice artırmıştır. İsrail'in Filistin'e savaş açması nedeniyle de son G20 zirvesinde açıklanan Hindistan'dan başlayıp İsrail ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaşması planlanan koridorun sıkıntıya girdiği görülmektedir. Bölgesel bu problemler güvenli liman Türkiye'siz hiçbir projenin gerçekleşmeyeceğinin kanıtıdır. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu da Rize ve Erzurum'un potansiyellerini çok daha iyi değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Bu güzergah inşallah kısa zamanda bu projeler gerçekleştiği zaman Doğu Karadeniz bölgesinin en stratejik noktasını oluşturacak. Bölge bir cazibe merkezi olma yolunda. Erzurum İtfaiyesi 2023 yılının ilk 10 ayında en çok ot ve açık arazi yangınlarına müdahale etti ekipler. Toplam 2074 olaya koştu. Erzurum İtfaiyesi yılının ilk 10 ayında 2274 olaya müdahale etti. Olayların çoğu ot ve açık arazi yangını olarak kayıtlara geçti. Onlar yangınlarla mücadelenin kahramanları. Her yıl çıkan yüzlerce yangına müdahalede en önde itfaiyeciler var. Erzurum İtfaiyesi de şehir merkezi ve ilçelerde güçlü bir teşkilat ve donanıma sahip. Bin metrekare alanda hizmet vermekteyiz. 17 dış ilçemiz, 3 merkez ilçemiz olmak üzere 20 noktada hizmet binalarımız var. Erzurum İtfaiyesi bu yılın ilk 10 ayında 2274 olaya müdahale etti. Ekiplerin müdahaleleri sadece yangınlara değil, birçok olumsuzlukta yine onlara büyük görev düşüyor. Trafik kazaları, insan ve hayvan kurtarma operasyonlarına da itfaiye ekipleri koşuyor. Biz şöyle düşünüyoruz, Avrupa standartlarında bir itfaiye olayı, bir yangın olsun, trafik kazası olsun, bir su baskını olsun. Bunlardan müdahale dakikası 6 dakikaya geçmiyorsa bu başarılı demektir. Biz çok şükür Erzurum merkezde bunu yakaladık, ilçelerimiz merkezde de bunu yakaladık. Bu kırsalda 22 dakika diye geçiyor, kırsalda da bunu da yakaladık. Ekipler Ocak ayından bu yana 536 açık arazi ve ot yangınına müdahale etti. Aynı dönemde 22 trafik kazası, 343 hayvan kurtarma operasyonunda görev aldılar. Trafikte bir itfaiye arabası siren çalıyorsa, tepe lambalarını yakmışsa bu bir itfaiye olayına gidiyor. Lütfen ambulansa, polise, siren çalan polise, siren çalan ambulansa yol verdikleri gibi bizim itfaiye araçlarına da yol versinler. Erzurum itfaiye ekipleri deprem bölgesinde de ciddi destekler verdi. Bölgeye 69 personel gönderen Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 binaya müdahale etti. 81 kişi sağ olarak kurtarıldı. Ekipler yangın söndürme ve benzeri olaylara müdahalenin yanı sıra ihtiyaç halinde kurumlara eğitimler de veriyor. Kış mevsiminin en ağır hali Erzurum'da yaşanıyor. Yoğun kar yağışı alan kentte karla mücadele ekipleri en az 6 ay sürecek kış için hazırlıklarını tamamladı. Yollar açılacak, mahsur kalan vatandaşlar kurtarılacak. Ekipler bunun için çalışmalarını tamamladı. Erzurum kışa hazırlıklı girecek. Kış mevsiminin en zorlu geçtiği illerin başında Erzurum geliyor. Kentte en az 6 ay kar yerde kalıyor. Bu da 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri için yoğun bir mesai demek. 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri Erzurum ve Ağrı'yla Doğu Anadolu bölgesindeki şehirlerin bir kısmının içinde bulunduğu 2217 kilometre yol ağından sorumlu. Bunun için de geniş bir hazırlık yaptılar. Önce karla mücadelede kullanılacak ekipmanları hazırladı ekipler. 152 araç kış için hazır hale getirildi. Tuzlama çalışmaları içinse 20.560 ton tuz hazırlandı. Herhangi bir olumsuzluk
yaşanmaması için ilimiz kriz merkeziyle birlikte, AFAD'la birlikte organize bir şekilde bu ilçi kar mücadelesini inşallah sorunsuz olarak atlatmak için tüm planlarımızı yaptık. Karayollarında görevli 353 personel, en düşüğü 1160 metre rakımındaki Pirin Kayalar, en yükseği ise 2885 metre rakımındaki Palandöken olmak üzere 27 dağ geçidinde yolları sürekli açık tutmak için çalışma yapacak. Ekiplerin enerjisi ise helva ve kuru üzümlerle yükseltilecek. 7-24 saat görev mahallinde belirlediğimiz kesimleri kar mücadelesini yapmakla görevli. Bunlarla ilgili tabii bizim 2,5 ton civarında bir helva ve 1,5 ton civarında da bir kuru üzüm dağıtımı gerçekleşiyor. Kar mücadelesi yapan arkadaşlara bu enerjilerin düşmemesi ve üşmemeleri açısından. Yoğun karda mahsur kalan vatandaşlar için de çalışmalar tamamlandı. Mahsur kalanlar bakım evlerinde misafir edilecek. Bakım evlerinde dinlenme odaları, sıcak su ve yeme içme hizmeti sağlanacak. Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri kara kışa hazır. Ancak istedikleri bir şey var. Sürücülerin de araçlarındaki kış hazırlıklarını tamamlamaları. Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Alija Izetbegović 20 yıl önce hayatını kaybetti. İslam aleminin bilge kralı, yakın dönemin tarihe damga vuran şahsiyeti Alija Izetbegović vefatının yıl dönümünde unutulmadı. Alija Izetbegović 8 Ağustos 1925'te Bosanki Samaç'ta dünyaya geldi. Ömrü boyunca bağımsız bir Bosna Hersek için mücadele etti. Avrupa'nın ortasında bilinçli bir Müslüman toplumu inşa etmek için verdiği mücadeleyle adını duyurdu. Gençlik yıllarında Müslümanların eşit haklar elde etmesi amacıyla Genç Müslümanlar Teşkilatı'nı kurdu. 1970'te kaleme aldığı İslam Deklarasyonu isimli kitabıyla siyasi kimliğinden önce entelektüel tarafını ortaya koydu. Kurduğu gençlik teşkilatı ve kaleme aldığı eserler nedeniyle iki kez hapis yattı. Alija Izetbegović hapisteyken düşünmeye, fikir üretmeye, üretilmiş fikirlerden istifade etmeye çokça fırsat buldu. Önemli bir fikri eserden dolayı hapse atılmış olması, onun fikirlerinin çevrede daha çok yankı uyandırmasına sebep oldu. 1988 yılında serbest bırakılmasının ardından siyasete ilk adımını attı. Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaş sırasında Boşnakların liderliğini üstlendi. Cephe komutanı olarak mücadele vermekten asla kaçınmadı. En yakın şahitleri de omuz omuza çalıştığı silah arkadaşları oldu. Boşnak milletin kimliği ve Bosna Hersek devleti onun geride bıraktığı en büyük eseri oldu. Ondan öğreneceğimiz daha çok şey var. Alija Izetbegović savaşın ardından yapılan ilk seçimi kazandı, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı oldu. 2000 yılında rahatsızlığı nedeniyle cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldı. 19 Ekim 2003'te ise hayata veda etti. Bosna şehitlerinin yanına defnedilme arzusu yerine getirildi. Sahip olduğu mezar nişanı dahi onun mütevazı kişiliğini ortaya koyuyor. Alija Izetbegović'in mezar taşında Abdullah, yani Allah'ın kulu yazıyor. Hemen altında ise Boşnakça olarak o meşhur sözüne yer verilmiş. Allah'a yemin ederim ki biz köle olmayacağız. Bilge Kral Alija Izetbegović. Mekanın cennet olsun. Bütçe kanunu teklifine göre devlet memurlarının 5 lira 40 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti yeni yılda 10 lira 10 kuruşa yükseltilecek. En alt kademedeki memurun yurt içi gündeliği ise 400 lira olacak.
2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifine göre memurların fazla mesai ve yurt içi gündeliklerinin yeni tutarları belirlendi. Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri yeni yılda 5 lira 40 kuruştan 10 lira 10 kuruşa yükselecek. Bütçe kanunu teklifine göre memurların saat başı fazla çalışma ücreti böylece yeni yılda %87 artmış olacak. 2023 yılında 5 lira 40 kuruş olan fazla mesai ücreti 1 Ocak 2024'ten itibaren 10 lira 10 kuruşa çıkacak. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 5 lira 70 kuruş yerine 10 lira 70 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek. Öte yandan harcırah kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da yeniden belirlendi. Yeni yılda Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 270 liradan 500 liraya yükselecek. Yurt içi gündelik tutarı ek göstergesi 80 bin ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 465 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 400 lira ödenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. Banka aracılığıyla ilk olarak yeni evlenecek gençlere 2 yıl ödemesiz 150 bin liralık faizsiz kredi sağlanacak. Evliliğe teşvik, aile kurmaya destek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim vaatlerinden birini daha yerine getirdi. Yeni evlenecek çiftlere 150 bin liralık faizsiz kredi desteği verilecek. Yasa teklifi önümüzdeki hafta meclise gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığı Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin ayrıntılar belli olmaya başladı. Yasa teklifine ilişkin taslak metin hazırlandı. Taslak önümüzdeki hafta meclis gündemine gelecek. Aile ve Gençlik Bankası'nın ilk ürünü gençlere yönelik kredi paketi olacak. Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık faizsiz kredi, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek. Kredi paketi içinse deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara öncelik verilecek. Krediden faydalanmak isteyen gençler başvurularını E-Devlet üzerinden yapacak. Kredi miktarı belirlenirkense kişilerin gelir durumu esas alınacak, geçerli yaş sınırı ise daha sonra açıklanacak. Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalarla Gençlik ve Spor Bakanlığından temsilciler tarafından oluşturulacak ve fon gibi çalışacak. Maden, doğalgaz ve petrol gelirlerindeki devlet payının bir bölümü Aile ve Gençlik Bankası fonuna aktarılacak. Hayata geçirilecek projelere göre ise fona aktarılan pay yükseltilecek. Milli Eğitim Bakanlığı Ortak Sınav Haftası tarihlerini güncelledi. Birinci dönemin ilk sınavları için belirlenen tarih aralığı değişti. Sınavlar 2 hafta içinde tamamlanacak. Ortak sınav tarihleri değişti. Takvim, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla güncellendi. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda sınav haftası uygulaması yapılacağını açıklamıştı. Açıklanan sınav takvimine göre birinci dönem ilk sınavların Ekim ayının son haftasıyla Kasım ayının ilk haftası, ikinci sınavların ise Aralık ayının son haftasıyla Ocak ayının ilk haftası arasında yapılması planlanmıştı. İkinci dönem ilk sınavların ise Mart ayının son haftasıyla Nisan ayı ilk haftası, ikinci sınavların da Mayıs ayı son haftasıyla Haziran ayının ilk haftası aralığında yapılacağı duyurulmuştu. Ancak 2023-2024 eğitim öğretim yılı için birinci dönem ilk sınav haftası tarihlerinde değişikliğe gidildi. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarının daha etkin bir şekilde yapılması amacıyla sınav takvimi değişti. Güncellenen takvime göre ilk sınavlar 30 Ekim 10 Kasım tarihleri arasında, ikinci sınavlarsa 25 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki, Hatay'da deprem sonrası yapımına başlanan afet konutlarından 45.186'sında kaba inşaatların tamamlandığını açıkladı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra depremzedelerin bir an önce evlerine kavuşması için büyük bir çalışma başladı. Çalışmalara ilişkin son bilgiyi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki sosyal medya hesabından verdi.
Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yapımına devam edilen afet konutlarına ilişkin konuştu. Özhaseki, Hatay'ımızı eskisinden daha güçlü ayağa kaldıracağız. 220.066 afet konutu, 34.129 köy evi, 55.677 depo, ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 309.872 bağımsız bölüm yapıyoruz. Depremlerin ardından yapımına başladığımız 45.186 afet konutu ve köy evimizin çoğunda kaba inşaatları tamamladık, dedi. Özhaseki, Hatay'da yatay mimariye uygun mahalle kültürünü yansıtan konutların Kasım ayında teslim edilmeye başlanacağını açıkladı. Yerinde dönüşüm projesine Hatay'da başvuranların sayısına ilişkinde Özhaseki, yerinde dönüşüm projemiz kapsamında Hatay'da başvurusu yapılan 93.570 konut ve iş yeri içinde vatandaşlarımızla el ele çalışmaya devam ediyoruz, diye konuştu. Ticaret Bakanlığı gramaj hilesiyle yapılan gizli zamları mercek altına almıştı. Yapılan incelemeler sonucu 11 milyon 600 bin lirayı aşkın ceza kesildi. Reklam Kurulu, gramaj hilesiyle yapılan gizli zamlara ilişkin yaptığı incelemelerle ceza yağdırdı. Mevzuata uygun olmayan reklamlara toplamda 11 milyon 693 bin 933 lira idari para cezası uygulandı. Tüketiciyi gramaj oyunu yaparak aldatan uygulamalar mercek altına alındı. Reklam Kurulu'nun Ekim ayı toplantısında görüşülen 139 adet dosyadan 125'i mevzuata aykırı bulundu. Söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezasıyla birlikte toplam 11 milyon 693 bin 933 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kurulun yılın 10 ayında verdiği idari para cezası 76 milyon lirayı buldu. Ayrıca reklam kurulunun 40 adet dosya için erişim engeli tedbiri uygulamasına karar verildi. Kurul tarafından yılın ilk 10 ayında toplam 1662 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirme yapıldı. 1470 adet dosya hakkında durdurma cezasıyla birlikte toplam 75 milyon 835 bin 314 lira idari para cezası uygulanmasına, ayrıca 78 adet dosyada erişimin engellenmesine karar verildi. Tüketicilere satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçüm birimlerinin azaltılmasına rağmen ambalaj... Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği 1. Geleneksel Spor Oyunları düzenlendi. Türk kültürünün zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtan etkinlik adeta bir şölen havasında geçti. Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği 1. Geleneksel Spor Oyunları düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlik, Türk dünyasının kültürünü yansıtan bir şölene dönüştü. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Geleneksel Spor Oyunları Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte kardeşlik, dostluk ve dayanışma ön plana çıktı. Etkinlikte Türk halkları atalarından miras kalan pek çok geleneksel oyun sergilendi. Programa Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alparslan Ceylan ve çok sayıda önemli isim katıldı. Birçok üniversiteden sporcunun yer aldığı programda milli dans gösterileri sahnelendi. Görkemli gösteriler Türk kültürünün zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtarak izleyicilere tarih ve kültür kokan büyüleyici bir atmosfer yaşattı. Van'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Karabet geçidinde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Van'da kar yağışı etkili oldu. 3000 rakımlı Karabet geçidinde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.
Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, Van-Bahçesaray Karayolu üzerinde bulunan Karabet geçidinde trafiği olumsuz yönde etkiledi. Bahçesaray'dan Van'a gitmek için yola çıkan sürücüler kar yağışı sürpriziyle karşılaştı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Zinciri olan sürücüler zincir takarak yoluna devam ederken, zincirsiz olan sürücüler ise geri dönmek zorunda kaldı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri sürücülerin yolda kalmaması için bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın yine aynı saate görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz. Kapınız gelin. Askere düşmanlık düşmana askerliktir. Allah'ın izniyle bu millet aşamayacak.